Gemliğin en gelişmiş haber ve yaşam portalı. Gemliklife.net. Bilindiği gibi Suni İpek Fabrikası Şubat 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmıştır. 2002'de özelleştirme yüksek kurulu kararıyla 293 dönüm arazi Uludağ Üniversitesi'ne tesis edilmiştir. Tesis işlemleri 2004 yılında tamamlanarak arazinin devri gerçekleşmiştir. Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı'nın Meslek Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesi binalarının yapımı gerçeklenmesinden sonra 21 Mayıs 2007 tarihi Uludağ Üniversitesi Senatosu'nun aldığı bir karar ile Gemlik Suni İpek Asım Kocabıyık yerleşkesi olmuştur. Yerleşkenin en önemli bölümü ise hiç kuşkusuz Hukuk Fakültesidir. Arazinin Uludağ Üniversitesi'ne tesis edilirken zamanın rektörü Uludağ Üniversitesi'ne onayını almış olan Hukuk Fakültesi Gemlik'te açma sözü verilmiştir. Bu söz üzerine Gemlik halkı 293 dönümlük Suni İpek arazisini tahsis onayını vermiştir. Tahsis işlemlerinden sonra Gemlik'te büyük yatırımları olan Gemlik halkı tarafından çok sevilen iş adamı rahmetli Asım Kocabıyık'a Uludağ Üniversiteleri projeleri anlatılarak yardım istenmiştir. Meslek Yüksekokulu binası şartsız yapan Asım Kocabıyık, Kültür Eğitim Vakfı Hukuk Fakültesi binasının Hukuk Fakültesini başka maksatla kullanılamaz şartını yapım protokolüne yazdırarak yapmıştır. Şimdi Gemlik halkının ve özellikle Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı şartlı bağışını görmezden gelmesini anlaşılır bir tutum değildir. Gemlik Gemsaz'da yazılı olan ve Gemsaz Güzelleştirme Derneği'ni kuran Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Ulucay'ın böyle bir tutun işine girmesi Gemlik halkı anlamakta güçlük çekmektedir. Sayın Rektör'ün gerek basına verdiği demeçlerine, gerekse yapılan ziyaretlerdeki ifadelerine baktığımızda Gemlik halkı ile bir pazarlık havası yaratma çabası sezinlenmektedir. Gemlik halkı bu pazarlığı 15 yıl önce yapmış ve Hukuk Fakültesi karşılığında Boğaziçi Üniversitesi benzeri 293 dönümlük arazisini vermiştir. Gemlik halkı ile başkaca bir pazarlık yapılamaz. Bizler Gemlik halkı, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar olarak yeniden 7'den 70'e halkımızı korumakta kararlıyız. Hakkımızı korumakta kararlıyız. Dün Gemlik halkının menfaatleri doğrultusunda Suni İpek arazisini vererek gösterdiğimiz saygımızı bugün burada Hukuk Fakültesini korumak için tekrar gösteriyoruz. Eğer bu saygımız karşılık bulmaz ise Gemlik halkı olarak önce Bursa'ya, yine de karşılık bulmazsak ise sonra Ankara'ya yürüyeceğimizi tüm ilgililerin ve kamuoyunun bilinmesini isteriz. Söz Hukuk Fakültesi Gemlik'ten alınamaz. Gemlik Sivil İnisiyatif Grubu olarak bu açıklamayı yapıyoruz. Bu açıklamadan sonra Gemlik halkını da duyarlı hale getirerek mücadelemize devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Peki bu zamana kadar ne yaptınız Hukuk Fakültesi için? Ben cevap vereyim, ne yapacağız? Bu kadar burada kalmasını istiyorsunuz. Sizin, biz 270 yıl sizin okumanız için yardım ettik. Doğru dürüst ayakta duruyorsunuz. Bu daha yapamazsınız. Bize söz verilerek 293 dönümlük araziyi Hukuk Fakültesi'ne teslim ettik. Ben size cevap verdim. Burası... Rektör yapılacaktı. Biz elimizden geleni yaparak Hukuk Fakültesi'nin... Yönetimle alakalı. Yönetim burada tıkanmışsa... Bizler bu... Bunun için yürüyorsunuz, değil mi? Peki, Hukuk Fakültesi'nin mazeretini nereden bileceksiniz? Sizin rektörleriniz nereden bileceksiniz? Sizin rektörleriniz belediyeye veya yapıya, buraya, sizin yetki alanımız değil. Belediyenin yetki alanı değil, benim anladığım kadarıyla. Artık yönetimin alanı. Başkanım, mahatap kim arıyorsunuz? Mahatap kim arıyorsunuz? Kimi mahatap alıyorsunuz?